Herkese merhaba. Finans sektöründe konsolidasyon uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu'nda gerçekleştirdiğimiz projeyi konuşacağımız oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Bu zirve için gönül isterdi ki yüz yüze konuşalım, tartışalım. Fakat pandemi koşullarında maalesef zirvelerin de sanal olması artık kaçınılmaz bir durum. Ancak olumlu tarafından bakacak olursak, sanal zirvelere daha fazla kişinin katılıp rahat bir şekilde oturumları takip edebilmesi de mümkün oluyor. Umarım bu oturum da sizler için keyifli bir şekilde geçer ve faydalı olur. Öncelikle bu güzel organizasyon için IDC ekibine teşekkür ediyorum. Oturumumuza geçmeden önce MDSAP hakkında bilgi vermek gerekirse, EMEA bölgesinin en büyük bilgi teknolojisi ve servis sağlayıcılarından Midis grubun şirketi olan MDSAP, bilgi teknolojileri sektörüne yolculuğuna 1993 yılında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Doğu Avrupa'da Sybase yetkili dağıtıcısı olarak başladı. Bugün gelinen noktada ise EMEA bölgesinde 25 yılı aşkın deneyimiyle 12 ofisimiz ile 300'den fazla müşterimizin dijital dönüşüm yolculuğuna destek vermekteyiz. Başlıca iş alanlarımızı sıralayacak olursak, kurumsal mimari, kurumsal performans yönetimi, veri yönetimi ve veri işleme, büyük veri, iş analitikleri, omnichannel bankacılık, kara para aklama, risk yönetimi, IFRS 9, 16, 17 çözümleriyle fraud çözümü ve insan kaynakları yönetimi çözümünü sayabiliriz. Referanslarımıza çok kısa değinmek gerekirse, finans ve kamu sektörü olmak üzere öncü kurumlarla çalışmaktayız. İş ortakları tarafında ise müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında aralarında Wolters Kluwer, SAP, Inkorta gibi global ölçekte kendini ispatlamış iş ortaklarımızla onlara destek vermekteyiz. Bugünkü oturumda iş ortağımız Fintra'nın katkılarıyla Türkiye Varlık Fonu'nda gerçekleştirdiğimiz konsolidasyon projesinden bahsedeceğiz. Türkiye Varlık Fonu Tagetik konsolidasyon uygulamasında IFRS finansalları ile dipnotların tamamen uygulama üzerinden alınması hedeflenmiştir. Bunun için tüm iştiraklerden ve bu iştiraklerin alt şirketlerinden grup içi bakiyeler sisteme aktarılmakta, karşılıklı mutabakatı sistem üzerinde yapılmaktadır. Bu mutabakat işlemlerinden sonra tüm iştiraklar IFRS formatında paketlerini kontrollü bir şekilde uygulamaya yüklemekte ve konsolide IFRS raporunun Tagetik üzerinden alınması sağlanmaktadır. Aynı zamanda sermaye iştirak eliminasyonu azınlık payı hesaplamaları da Tagetik tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Tüm bu işlemler sonucunda en nihayetinde konsolide IFRS raporunun Word halinde Tagetik programı üzerinden alınacaktır. Projenin detaylarını anlatmak üzere sözü Preseyiz yöneticimiz Ozan Bey ve çok değerli katkılarıyla projemizin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan Türkiye Varlık Fonu Finansal Konsolidasyon ve Kontrol Departmanı yöneticisi Baturan Bey'e devrediyorum. Teşekkürler Nesrin Hanım. Merhabalar, ben Ozan Azvazlar. MDSAP'de Pre-Sales Manager olarak çalışmaktayım. MDSAP olarak iş ortaklığı yaptığımız Wolters Kluwer'ın Tagetik çözümünün dünya genelinde 1500'e yakın müşterisi bulunmaktadır. Kurumsal performans yönetimi şemsiyesi altında yer alan konsolidasyon, bütçe planlama ve tahminleme, nakit akış planlama, finansal modelleme ve raporlama konularının dışında Tagetik'in regülasyon raporlamaları kapsamında IFRS 9, IFRS 16, IFRS 17 ve Solvency konularında da hazır çözümleri bulunmaktadır. Tagetik'in Türkiye'de de gerek banka, gerek holding, gerekse reel sektörde çok önemli müşteriler bulunmaktadır. Bugün de kıymetli müşterimiz Türkiye Varlık Fonu'nun konsolidasyon ve raporlama biriminin yöneticisi Sayın Baturan Butur ile sizlere projemizden bahsedeceğiz. Baturan Bey, merhabalar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle konuya hem sizi hem de Türkiye Varlık Fonu'nu tanıyarak başlayalım mı? Merhaba Ozan Bey, teşekkürler. Hoş bulduk. Tabii. Türkiye Varlık Fonu, kamuya ait varlıkları daha etkin ve verimli yöneterek Türkiye'nin kalkınmasına ve ekonomik istikrarına katkıda bulunmak amacıyla Ağustos 2016'da 6741 sayılı kanun kapsamında kurulmuştur. 5 ayrı sektörde 17 şirketi ve bankayı konsolide ediyoruz. Portföydeki şirketler ve bankalar oldukça büyük. Her biri kendi başına birer holding.
Portföyde 17 şirket var diyoruz ama bunların içerisinde kendi kurduğumuz şirketler de var. Özel sektör şirketleri var, bankalar var. Aslında kendi bağlı ortaklıklarıyla beraber 112 şirketi tam konsolidasyon yoluyla 60 civarı şirketi de öz kaynak yöntemiyle konsolide ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin hem niteliksel hem de niceliksel olarak en büyük konsolidasyonu diyebilirim. Çok güzel. Peki Tagetik ile çalışmaya başlamadan önce yaptığınız işi etkileyen mevcut zorluklar nelerdi? Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz? TVF portföyünün hepsi bağımsız denetime tabi ve dört büyükler tarafından denetlenmekte. Ayrıca portföyün %80'i Sayıştay denetimine tabi. Kuruluş kanunu gereği varlık fonu da bağımsız denetime tabi ve dört büyüklerden biri tarafından denetleniyor. Ardından Devlet Denetleme Kurumu denetliyor. Son olarak da Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Dolayısıyla çok fazla regülatör ve denetim mekanizması var. Dolayısıyla TVF tarafında da sağlam, şeffaf ve hesap verilebilir bir raporlamayı destekleyen bir tool ihtiyacı doğdu. Çok güzel. Peki neden MDSAP ve Tagetik ile çalışmaya karar verdiniz? Evet, piyasada konsolidasyon tool'u seçenekleri oldukça sınırlı. Rakip iki firma ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Her ne kadar günümüz teknolojisi bulut üzerinden evrilse de TVF olarak biz cloud üzerine çalışan sistemlere çok sıcak bakmıyoruz. Dolayısıyla on-premise çalışan bir sistem ihtiyacına indirgediğimizde rakiplerin biri elenmiş oldu. Karar aşamasında olduğumuz bu sırada ise Tagetik ile de görüşmek istedik. Demoyu görünce oldukça beğendik. Bir CFO Office tarafından ofisin ihtiyaçlarına uygun geliştirilmiş olması, yazılımın mutfağını açıyor olması bize oldukça cazip geldi. Yazılımın kodlama dayalı olmaması da günün sonunda finans deneyimimiz var ancak bir kodlama altyapımız yok. Dolayısıyla çoğu değişikliği arayüzler aracılığıyla yapabilmek ve danışman ihtiyacının minimumda olması da bizim için tercih sebebi oldu. Peki sizlerin de çok engin, derin tecrübeleri var tabii ki bu tür projelerde ve başka projelerde. Hep şeyi bilirsiniz, hani bir ürünü alırsınız, proje başlayacak. Ama kafanızda da şey vardır, hani bu plana uyacak mı, bütçesinde ve zamanında bitecek mi gibi, bu gibi konular vardır. Dolayısıyla proje başlamadan önce ne gibi zorluklarıyla karşılaşmayı bekliyordunuz ve bunları nasıl aştınız? Biz TVF tarafındaki konsolidasyon ekibimiz aslında konuya oldukça hakim. Dolayısıyla hani burada çıkabilecek her şeyi düşündük. Ancak portföy şirketlerimiz çok limitli kaynaklarla çalışıyorlar. Sistem geçişinin onlara ek bir iş yükü getirmesini istemedik. Kendi raporlarını hazırladıkları dünyadan çok da ayrışmadan, ek bir iş yükü gelmeden kısa işlemlerle Türkiye Varlık Fonu'na yaptıkları raporlamaya erişebilsinler istedik açıkçası. Peki Tagetik'in dijital dönüşüm sürecinizi nasıl etkilediği hakkında, ne gibi katkılar, ne gibi kolaylıklar sağladığı hakkında da bilgiler verebilir misiniz? Öncelikle mutabakat sürecinde ciddi katkıları oldu. Portföy şirketlerinin birbirleriyle olan bakiyelerini eş zamanlı görmelerini sağladı. Önceden bu süreci Excel üzerinde yönetiyorduk ve farkı görmek için bütün şirketlerin karşılıklı bakiyelerini bize göndermiş olması gerekiyordu. Bu ciddi bir problem olabiliyordu. Diğer yandan dönüşüm sürecinde data immigration zorlu bir adım. İçeriye geçtiğimiz bütün yıl verilerini aktardık. Böylece hem iyi bir database olmuş oldu hem de konsolidasyon kurgularımızı geçmiş iki yıl için test etme fırsatı bulmuş olduk. Ve yine belirli seviyelerde kontroller tanımladık. Kontrolden geçmemiş datanın TVF'ye hiç yüklenmemesini sağlamış olduk. Şimdi bu kadar büyük bir projeden bahsedince tabii doğal olarak izleyenler şeyi de merak ediyorlardır. Hani kaç kişiyle bu projeler yapılıyor? Çünkü sizden çok daha küçük projelerde konsolidasyon ekiplerine baktığımızda bazen 10 kişi, 15 kişi bile olabiliyor. Siz bize kendi proje ekibinizden, konsolidasyon ekibinizin kaç kişi olduğundan da bahsedebilir misiniz? Ben de o sayıları vermek isterdim. Ancak biz 3 kişilik oldukça deneyimli bir ekip ile bu süreci yönetiyoruz. Ekibin hem denetim hem danışmanlık deneyimi olduğu için çok da zorlanmıyoruz, üstesinden geliyoruz diyebilirim. Peki biraz da şeyden bahsedelim mi? Sayısal sonuçlardan, proje çıktıları ile ilgili bir takım sayısal sonuçlar da verebilirsek eğer. Örneğin
tüm süreç eskiden ne kadar zaman alıyordu, şimdi ne kadar zaman alıyor? Eskiden şirketler arası mutabakatlarda nasıldı tutturma işlemleri, şimdi nasıl bir iyileşme sağlandı? Aslında şu an canlıya aldığımız ilişkili şirket süreci üzerinden canlı bir örnek verebilirim. Konsolidasyon çalışmalarımız devam etmekte olduğu için TVF portföyü düşünülecek olduğunda bunun içerisinde PTT ve THY gibi müşterisi olmaktan kaçamadığınız kurumlarımız da var. Dolayısıyla aynı zamanda büyük bankalarda TVF bünyesinde yer aldığı için 112 şirketin birbiriyle oldukça fazla bakiyesi ve işlemi var. Önceki senelerde yaklaşık 3 ay kadar zaman alıyordu. Mutabakatı tutturmak. Mutabakat süreci. Bu sene 1 aya indirdik bu süreci. Her ne kadar 3'te 1'ine inmiş olsa da bu bir aslında COVID yılı. Kurumlarımızla ancak uzaktan eğitim verebildik. Yeni tasarlanan ekranları süreci uzaktan gösterebildik. Ve tabii ki ilk uygulamayı da önümüzdeki yıllarda daha da kısaltmasını hedefliyoruz. Çok güzel. Peki şimdi başka bir konu da biliyorsunuz, projeler bittikten sonra hayat o şekliyle devam etmiyor. Mutlaka ya regülasyonlar değişiyor, ek bir raporlamalar geliyor. Bir takım bir sürü değişiklikler olabiliyor hayatımızda. Bu tür değişikliklere ihtiyaç duyulduğunda bu değişikliği siz ve ekibiniz bizlere ihtiyaç duymadan yapabilecek misiniz? Yoksa bizlere sürekli bir danışmanlık faturası ödeyecek misiniz? Çok güzel bir soru. TVP olarak bizim de danışmanın minimum bağımlılık önemli kriterlerimizden biriydi. Proje süresince biz de yazılı bağ hakim olduk. TVP portföyüne sürekli yeni şirketler ekleniyor, yeni şirketler kuruluyor. Literatürde değişiklikler olabiliyor. Yeni dipnot kalemleri eklenebiliyor. Biz bu tip değişiklikleri kendimiz yönetecek durumdayız. Ayrıca gerekirse üst yönetimin talebine istinaden yeni bir rapor da tasarlayabilecek durumdayız. Çok güzel. Peki farklı alanlarda da Tageti'yi kullanmak ister miydiniz? Tageti'yi bir de başka firmalara da tavsiye eder miydiniz? Tageti'nin bütçe ve nakit akımına ilgili farklı modüllerinden haberdarız. Değerlendirme sürecindeyiz. Ama başka firmalara tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Ben sizlere katılımınız için ve bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Bitirmek için sizlerden son sözlerinizi rica ediyorum. Sonrasında da Nesrin Hanım'a sözü verelim, oturumumuzu kapatsın. Aslında zorlu bir implementasyon sürecinin ilk anahtarının iyi bir ekip, şirket ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve olabilecek her türlü senaryonun farklı tartışmalarla ortaya dökülebilmesinin, aksiyonlarının alınmasından geçtiğini inanıyoruz. Dolayısıyla bizim için hem tool, hem danışman, hem de ekip anlamında çok verimli bir proje oldu. Dolayısıyla ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Baturan Bey. Nesrin Hanım, buyurun lütfen. Tekrardan merhabalar. Çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyenler de aynı şekilde faydalanmıştır. Konuyla ilgili sorularınız olursa bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Bu vesileyle Baturan Bey'in nezdinde Türkiye Varlık Fonu'nda projeye destek veren tüm ekibe bu başarılı proje için teşekkürlerimi sunarım. İyi bir zirve olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.